Aslında bu raporda, bu araştırmada şu amaçlandı, ama amacından önce şunu söylemem gerekiyor. SETA özellikle 2014 yılında Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinden itibaren Türkiye'de siyasal sistemin geleceği ile ilgili birçok rapor, analiz yayınladı bugüne kadar. Yani özellikle Türkiye'deki siyasal sistemin mevcut sorunlarını ele aldı. Bu sorunlardan nasıl çıkılacağı ile ilgili çeşitli senaryolar geliştirdi. Diğer taraftan eğer Türkiye'de muhtemel bir siyasal sistem değişiminde başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ya da partili cumhurbaşkanlığına yönelik de bunun çerçevesinin nasıl olması gerektiğine yönelik hem karar alıcıları, hem kamuoyunu, hem de siyaseti bilgilendirmeye yönelik birçok raporda yayınladı. Tam da bu raporda aslında daha önceki yayınlamış olduğu raporların bir devamı. Türkiye'de siyasal sistem tartışılırken, yani başkanlık, parlamenter sistem ya da partili cumhurbaşkanlığı tartışılırken aslında konu daha çok kişiselleştirilerek ve belirli korkular üzerinden tartışıldığı için konunun mahiyeti tam olarak anlaşılmıyor. Örneğin Türkiye'de başkanlık sistemine ya da siyasal sistemin başkanlık yönünde değişimine yönelik olarak tartışmalarda buna karşı çıkanlar doğrudan dünyadaki başkanlık sistemini uygulayan ülkelerin, Amerika haricinde işte otoriter ekonomilerinin gelişmediği geri kalmış ülkeler gibi belirli sabit varsayımlar ileri sürüyorlar. Halbuki öyle değil. Dünyada hem parlamenter sistemle yönetilen, hem başkanlık, hem de yarı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde demokratik, ekonomisi gelişmiş, müreffeh ülkelerin olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda yine tüm bu yönetim biçimlerinde, yani parlamenter sistemde, başkanlık sisteminde, yarı başkanlık sisteminde de tabii ki gelişmemiş antidemokratik ülkelerde var. Dolayısıyla toptan bir siyasal sistemin doğrudan otoriter ya da geri kalmış bir ülke olarak değerlendirmesinin de yanlışlığını temel alarak bu rapor hazırlandı. Bu raporda yapılmak istenen şey şuydu aslında. Dünyada başkanlık sistemini uygulayan, demokratik bir şekilde denge ve denetleme sistemini kurmuş, demokrasisi yükselmiş, aynı zamanda yükselen güçler trendindeki ekonomik gelişmeyi de belirli bir seviyeye yükseltmiş ülkelerde bu sistemin nasıl işlediğinin ortaya koymaya çalıştık. Zaman zaman Türkiye'deki tartışmalarda daha çok başkanlık sistemi tartışılırken sadece Amerika örneği üzerinden tartışıldığı için burada da çeşitli olumsuz unsurlar karşımıza çıkıyor. Aslında halbuki, bu raporun en önemli zaman özelliği Amerika'nın alternatifi, yani sadece Amerika değil, daha önemlisi daha farklı başkanlık sistemlerini, evet, de ortaya koyuyor olması diyebiliriz, değil mi? Yani başkanlık sistemlerinde ya da herhangi bir siyasal sistemde demokratik olarak çerçevesi çizilen denge ve denetleme mekanizmalarının neler olduğunu öncelikle ortaya koymak, Amerika dışında bu denge ve denetleme sisteminin ülkelerin siyasal kültürüne, siyasal yapılarına ve tarihsel tecrübelerine bağlı olarak nasıl geliştirildiği, zaman içerisinde oluşan krizlere yönelik olarak bu denge ve denetleme sisteminde hangi değişikliklerin yapıldığı ve bu değişikliklerin sonucu olarak da burada ortaya çıkan sonuçlardan Türkiye'nin muhtemel bir siyasal sistem değişiminde nasıl yararlanabilir üzerinden bu rapor hazırlandı ve aslında biraz daha teknik bir rapordu diğer taraftan. Yani başkanlık sistemindeki denge ve denetleme olarak adlandırdığımız belirli konular merkeze koyularak, örneğin seçimlerin zamanlaması, örneğin başkanın kararname yetkisi, başkanın veto yetkileri, başkanla yasama arasındaki ilişkiler ve herhangi bir kriz çıkması halinde fesih mekanizmasının işletip işletilemeyeceği, diğer taraftan parlamentonun yapısının nasıl olacağı ve en önemlisi de muhtemel bir başkanlık sistemine geçiş sürecinde yerel yönetimlerin nasıl şekillenmesi gerektiği, dünyada başkanlık sistemini uygulayan ülkelerdeki yerel yönetimlerin nasıl olduğunu da çerçevelendirerek aslında Türkiye'de muhtemel bir model arayışında belirli hususları gündeme getirmeye çalıştık. Peki, bir de bazı başlıklardan aslında önümüzde de var araştırmanın detayları. Bunlar da çok önemli, üstünden geçmek isteriz. Farklılıklar, birbirinden net ayrılan farklılıkları biraz sormak isterim. Keza yasama, yürütme, yargı süreciyle alakalı alternatifler, öne çıkan
alternatifler veya bunların arasında siz bu araştırma yaparken Türkiye'ye yakınlığıyla ön plana çıkan sistemler var mıdır ülke bazında değerlendirecek olursak? Şunu yapmaya çalıştık, siz de saydınız, yani bu raporlarda aslında sadece bu rapor değil, başkanlık sisteminde yerel yönetimler ya da dünyadaki başkanlık sistemi uygulamalarında da biz belirli ülke örneklerini seçtik. Bunların içerisinde hem demokrasi yükselmiş hem de ekonomisi güçlü olan devletleri ele almaya çalıştık. Ve bu devletleri ele alırken de belirli özelliklerini dikkate aldık. Yani Amerika, Brezilya, Arjantin, Meksika, Kore, Endonezya gibi ülkelerin içerisinde seçim yöntemleri olarak, parlamentoların yapısı olarak ya da yerel yönetimlerin yapısında çeşitli farklılıklar var. Ve Türkiye'de bu tartışmalarda daha çok AK Parti'nin Kasım 2012'de çerçevesini çizdiği başkanlık sistemi üzerinden Türkiye'de çeşitli tartışmalar yapılıyordu. Neydi bunlar? Seçimlerin zamanlaması, fesih mekanizması, başkanın kararname yetkisi, yasa önerme yetkisi gibi hususlardı. Dolayısıyla biz burada tek tek bu konuları inceledik ve örneğin seçimlerle ilgili dünyaya baktığımız zaman farklı modeller var. Seçimlerin, yani başkanın seçimiyle parlamento seçiminin eş zamanlı yapıldığı, kısmen eş zamanlı yapıldığı ya da tamamen birbirinden farklı yapıldığı modeller var. Her ülkenin siyasal kültürüne, siyasal tecrübesine ya da geçmişte yaşadığı krizlere bağlı olarak örneğin bu seçim sistemlerinden birisini tercih ediyor. Tam da bu tercihler üzerinden Türkiye'ye baktığımız zaman, yani Türkiye peki nasıl bir seçim sistemi dizayn eder diye baktığımız zaman şunu dikkate almamız gerekiyor. Yani Türkiye geçmişte parlamenter sistemde çeşitli krizler yaşadı. Bu krizler aynı zamanda işte Cumhurbaşkanlığının seçimlerinde parlamenterizmin özellikle siyasal alanın kırılganlaşması ve parçalanmasıyla birlikte güçlü, istikrarlı bir siyasal yapının üretilmemesiyle ilgili çeşitli bizim geçmiş sorunlarımız var. Peki burada örneğin Türkiye'de hangi seçim sistemi uygulanırsa bu geçmişteki krizler ortaya çıkmaz diye baktığımız zaman, bu ülkeleri de incelediğimizde, bu ülke tecrübelerini de incelediğimizde örneğin Türkiye'de başkanla meclisin seçimlerinin aynı dönemde, aynı periyotta yapılmasının önemli olduğunu bir anlamda bu raporda vurguladık. Çünkü başkanlık kampanyasıyla parlamentonun kampanyası aynı konular, aynı temalar üzerinden ve aynı gündemler üzerinden yürüyeceği için dolayısıyla burada başkanla parlamentonun farklı siyasal partilerden değil, aynı siyasal partiden gelmesi durumunda istikrarın sağlanacağı, aynı zamanda da Türkiye'deki krizlerin, yani kilitlenmelerin oluşmasının önüne geçileceğine yönelik bir tespit yaptık. Diğer taraftan örneğin Türkiye'de yine çokça tartışılan meselelerden birisi başkanın kararname yetkisinin olup olmayacağı ile ilgili hususlardan, her ülkenin yine kendine göre, kendi siyasal yapısına göre burada da başkanların çeşitli yetkilerinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Biz burada şunun çerçevesini vurguladık. Başkanın yürütmeye dair yetkileri ya da kararname yetkisi hemen hemen tüm başkanlık sistemlerinde var. Önemli olan bunun çerçevesinin nasıl çizileceği. Örneğin başkanın kararname ile ilgili yetki alanını siz yasalarla düzenlenmemiş bir alanda düzenlerseniz ya da eğer düzenlenmeyen bir alanda yine yasa çıkarırsanız başkanın bu alanda kararname çıkarma yetkisine gerek görmezsiniz. Yani buradaki tabii teknik meseleler bunlar ama demokrasinin standardıyla ilgili zaman zaman ya başkanın kararname yetkisi olması durumunda Türkiye'de başkan çok güçlü olur, otoriterliğe gider gibi çeşitli tartışmalar var. Hayır. Dünyadaki hemen hemen tüm başkanlık sistemlerinde bu kararname yetkisi var ve ancak bu kararname yetkisinin çerçevesinin nasıl düzenleneceği önemli. Yani evet, yasalarla ilgili alanda başkanın kararname çıkarıp çıkarmaması ya da herhangi bir kararname çıkarılan alanda yeni bir meclis yasa çıkarırsa bunun kadük kalacağına yönelik siz bir çerçeve çizersiniz ve bu tartışmaları önlersiniz. Diğer taraftan belki en önemli tartışmalardan birisi yine bir kilitlenme durumunda, yani başkanla meclisin farklı, evet, bir siyasal gelenekten gelmesi durumunda bir kilitlenme olursa bunun nasıl aşılacağı, bizim bu ülke incelediğimiz ülkelerde nasıl aşıldığıyla ilgili yine raporda, evet, belirli çerçeveler çiziliyor. Aslında